Herkese yeniden merhaba. Bu videoda TET biyoloji denemelerinin 28.sinin çözümünü yapıyoruz. Başlayalım. Birinci soru. Organik madde çeşitlerinden olan enzim, protein ve vitamin için özelliklerinin hangileri ortaktır? Yüksek sıcaklıkta yapıların bozulması ortaktır. Üçü de yüksek sıcaklığa maruz bırakıldığı zaman bir yapı bozulması görülür. Bunların üçü de düzenleyici moleküllerdir. Bu yüzden metabolizma olaylarını düzenleyeceklerdir. Sonunda parçalandıklarında enerji açığa çıkarma durumuna baktığımız zaman vitaminler için böyle bir şey söz konusu değildir. Proteinler ama enerji verici olarak vücudun son tercihi olacak olan moleküller olarak karşımıza çıkar. Hidroliz edildiklerini aminosit açığa çıkarmaya baktığımızda ise enzim ve protein için doğrudur ama vitaminler aminosit yapılarından oluşmazlar. Bu durumda ortak olanlar 1 ve 2 olmuş oldu. İkinci sorudayım. Aşağıda verilen organel çiftlerinden hangileri hücredeki oksijen miktarını azaltabilir? Ökaryot hücrelerde oksijen kullanma yeteneği bulunan iki tane organel bulunur. Bunlar mitokondri ve peroksizomdur. Mitokondri oksijenli solunum yaparken oksijen tüketir. Peroksizom ise yağ asitlerinin parçalanması sırasında oksijen tüketimi gerçekleştirebilir. Bu durumda da cevabımız B olmuş oldu. Aşağıda doğada gerçekleşen azot döngüsünün bir kısmı şematize edilmiş ve olaylar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış olaylardan hangileri kemo-ototrof organizmalar tarafından gerçekleştirilir? Şimdi bir ile başlayalım. Ototroftan amonyak oluşumu. Yani burada canlı saprofitler tarafından parçalanarak canlı yapısındaki proteinler amonyak haline getiriliyor. Dolayısıyla bu bir kemo-ototrof bir organizma değil. Bir heterotroftur aslında, bir tüketicidir. İkiye baktığımızda o da heterotrofun amonyak haline gelmesidir. Bunu da yine aynı şekilde saprofitler yapar. Saprofitler bir kemo-ototrof canlı değildir. 3. Amonyağın nitrite, 4. de nitritin nitrata dönüşümüdür. Bu olaylara genel olarak nitrifikasyon adını veririz. Ve bu olaylardaki bu nitrifikasyon tanımını yapan canlılar kemo-ototrof organizmalardır. Bunlar bu mekanizmayı kemosentez mekanizmasıyla gerçekleştirirler. 5'e baktığımızda ise nitratın yapısına çeşitli minerallerin katılmasıyla bir tuz yapısının oluşumudur. Burada da bir kemo-ototrof organizma ya da daha herhangi bir organizma yer almamaktadır. Bu durumda da cevabımız C şıkkı 3 ve 4 olmuş oldu. 4. soru. Aşağıdaki tabloda X canlısına ait solunum enzimlerinin A, B, C, D ve E türlerinde bulunma durumları verilmiştir. Buna göre X canlısına en yakın akraba aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi mantık çok basit. En fazla ortak özellik hangisi ise o en yakın akraba olur. Yani bu enzimlere sahip olma durumlarının çokluğuna bakacağız. A'ya baktığımızda 3 enzim olduğunu görüyorum ortak. B'ye baktığımda 2 enzim olduğunu görüyorum. C'ye baktığımda 2 enzim olduğunu görüyorum. D'ye baktığımda 1 ama E'ye baktığımda E'nin X canlısıyla tüm enzimleri ortak olarak taşıdığını gösterir. O zaman en çok benzeyen en yakın akraba E olmuş oldu. 5. sorudayım. Mayoz bölümü yapan bir bitki hücresinde aşağıdaki olaylardan hangisi görülemez? Kardeş kromatit ayrılması bitki hücresinde anafaz 2 aşamasında görülebilir. Crossover ile çeşitlilik sağlanmasını profaz 1 aşamasında gösterebilir. Homolog kromozom ayrılmasını anafaz 1'de gösterebilir. Aralamel oluşumunu sitokinez sırasında yapacaktır ama sentriyollerin iyipli üretimi görülmez. İyipli üretimi görülür ama bunu sentriyol yapmaz. Çünkü bitki hücrelerinde sentriyol bulunmaz. 6. sorudayım. Aşağıdaki soy ağacında kırmızı yeşil renk körüne sahip olduğu bilinen X bireyi verilmiştir. Buna göre bu aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Şimdi X bireyi bir kadın ve kırmızı yeşil renk körüne sahipmiş. O zaman X birey için X küçük R, X küçük R yazalım. X bireyi bu X küçük R'lerin birini annesinden birini babasından almıştır. O zaman 5 numaralı bireyde de X küçük R bulunacaktır. 4 numaralı bireyde de X küçük R bulunacaktır. Şimdi 5 numara zaten erkek olduğu için o zaman bunun genotipi direkt X küçük R Y olmuş oldu. O zaman direkt baba hasta. Anneye geldiğimizde ise annenin bir tanesinin ne olduğunu bilemiyoruz. Yani orası büyük R de olabilir, küçük R de olabilir. Yani anne taşıyıcı da olabilir, hasta da olabilir. Orası büyük R mi, küçük R mi bilinemiyor. 4 numaranın anne ve babasına geldiğimizde ise 4 numara anne ve babasından hangi geni aldığını bilemeyiz. Yani şu küçük R 1 numaradan mı gelecek, 2 numaradan mı gelecek? Orası net değil ama biri birinden geleceği kesin. Şimdi söylenemez diyor. A. X hastalık genini 1 numaralı bireyden almıştır. Şimdi X'in hastalık genlerinden bir tanesi
4'ten geliyor. Eğer ki 4 numaralı bu birey küçük R'sini birden almışsa, o zaman X de evet 1 numaralı bireyden gen almış olabilir. 4 numaralı birey hastalık gene sahip değildir. 4 numaralı bireyde mutlaka bir tane küçük R olmak zorunda ki şu bireyde 2 tane gen olabilsin. O zaman bu kesinlikle yanlış. Çünkü sahip değildir diyor. Bu kesin olarak yanlıştır. Diğer şıklara da bakalım. C. 3 numaralı birey 2 numaralı bireyden bu karakterle ilgili gen almamıştır. Şimdi 3 numaralı bireye baktığımızda bu bir erkek. 2 ise onun babası. Babadan oğula Y kromozomu aktarılır. Evet, ve Y kromozomunda bu özellik bulunmaz. O yüzden bu doğrudur. D. 3 numaralı birey hasta olabilir. Eğer ki 1 numaralı bireyde küçük R geni varsa, o küçük R de 3 numaralı bireye geçerse evet hasta olma ihtimali var. E. 5 numaralı birey hastalık genine sahiptir. Evet, mutlaka bir tane hastalık geni olmak zorundadır ve cevabımız da B olmuş oldu. Bilgilenelim kısmına bakalım. Döllenme dediğimiz şey sperm ve yumurtanın birleşmesidir. Bu birleşme sonucunda ise zigot oluşur. Yani bu döllenme dediğimiz olay bir üremenin çeşidini belirleyebilmek için ayırt edici özelliktir. Eğer ki döllenme varsa o zaman o birey eşeğli üreme yapıyordur. Yoksa eşeğsiz üreme. Yani canlının gametini üreten hücre bölünmesinin mitoz ya da mayoz olduğu küçük de olsa bir kopya verebilir bize. İşte genellikle deriz ki mayozla gamet üretiyorsa eşeğli ürer, mitozla üretiyorsa eşeğsiz ürer deriz. Ama bu bir kanıt değildir. Tek başına yeterli değildir. Bu böyle olmak zorunda değildir. Ama şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Kişi üremesi sırasında döllenme yapıyorsa eşeğli ürüyordur, yapmıyorsa eşeğsiz ürüyor. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 28. denemeyi de tamamlamış olduk. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.